büyük bir gerçek eleştirilmeyi ister, putlaştırılmayı değil. Friedrich Nietzsche. Gençliğimde Frankfurt okuluyla tanışmış olsaydım, hayatım boyunca onları yorumlayabilmenin dışında başka hiçbir işle meşgul olmazdım. Michel Foucault. Akıl tutulması, negatif diyalektik, aydınlanmanın diyalektiği, minima moralia, geleneksel ve eleştirel kuram. Bunlar Frankfurt Okulu'nun sadece birkaç çalışması. Frankfurt Okulu felsefe tarihinde oldukça ağır metinler ile tanınmakta olan bir ekoldür. Gerçekten de felsefe tarihine anlaşılması oldukça zor eserler bırakmışlardır Frankfurt Okulu. Felsefe ve bilim tarihinde Frankfurt Okulu ya da eleştirel kuram diye bilinen gelenek, kurumsal olarak 3 Şubat 1923'te Frankfurt Üniversitesi'ne bağlı olarak Toplumsal Araştırmalar Enstitüsü adıyla kuruldu. Frankfurt Okulu'nun içerisinde birçok filozof, birçok iktisatçı, birçok tarihçi ve birçok sosyolog, hatta psikanalist dahi bulunmaktaydı. Öyle ki muhtemelen kitaplarına birçok kez denk gelmiş olduğunuz Erich Fromm dahi Frankfurt Okulu'nun bir üyesiydi. Peki biz bu onlarca düşünürün bir arada olduğu gruba neden Frankfurt Okulu adını vermekteyiz? İşte bu videoda Frankfurt Okulu'nun uzun bir tarihini konuşacağız. Muhtemelen bu video biraz uzun sürecek. Şimdiden çayınızı, kahvenizi ve notlarınızı önünüze alın. Bu gruba Frankfurt Okulu denmesinin sebebi en temelde Toplumsal Araştırmalar Enstitüsü adı altında hareket etmelerinden kaynaklanıyordu. Frankfurt Okulu'nu 1923'te kuranlar, Burjuva ailesinden gelen bir takım sosyalist görüşlü zenginlerden oluşmaktaydı. Felix Weil, Friedrich Pollock, Max Horkheimer gibi enstitünün kuruluşunda rol oynayan, yer alan isimler, tüccar olan ailelerinden edindikleri büyük paralarla birlikte bir enstitü kurarak bir düşünce ekolü oluşturmaya giriştiler. Mesela örnek vermek gerekirse felsefe tarihine de damga vurmuş olan Max Horkheimer'ın babası tanınmış olan bir fabrikatördü. Yine felsefe tarihinde Kant, Hegel, Marx çizgisini devam ettirmiş olan Theodor Adorno'nun babası ise oldukça zengin olan bir şarap tüccarıydı. Keza enstitüyü kuran Felix Weil'dan tutun Erich Fromm'a kadar hepsinin ailesi Burjuva ailesiydi. Düşünün ki bu isimlerin o kadar çok paraları var ki bir enstitü kuracak kadar zenginler. Ama burada enteresan olan durum şudur: hepsi Burjuva ailesinden, yani kapitalist bir aileden gelmektedir, ama hepsi de sosyalist görüşlü isimlerdir bu isimlerin. Düşünün ki kapitalist ailenin bir çocuğusunuz, oldukça zenginsiniz ve paranızı sosyalist görüşlü bir enstitü kurmak için harcıyorsunuz. Evet, paralarını buna harcıyorlar ve felsefe tarihinde, düşünce tarihinde gerçekten de kendilerine bir yer ediniyorlar. Frankfurt Okulu'nun önemli tarihçilerinden biri olan Henry Grossman'ın ifadesiyle enstitünün önemi şu olguda yatmaktadır: İlk defa dünyanın en önemli ülkelerinde işçi hareketini ilgilendiren bütün kaynaklar bir aradaydı. Bilhassa kongre tutanakları, parti programları, tüzükler, gazeteler ve periyodik yayınlar gibi kaynaklar. Batı Avrupa'da her kim işçi hareketiyle ilgili akımlar üzerinde çalışmak yahut yazmak isterse bize gelmeli, çünkü biz bu hareketin tek toplanma noktasıyız. Evet, gerçekten de bu burjuva ailelerinin çocukları işçi hareketiyle ilgili kocaman bir enstitü kurmuşlardı. İşte bu onlarca düşünürün bir arada bulunduğu grup Frankfurt Okulu olarak anılmaktadır. Frankfurt Okulu denmesinin sebebi bir enstitü kurulmuş olmasından kaynaklanıyor ve bu enstitü Almanya'nın en önemli üniversitelerinden olan Goethe Üniversitesi'ne bağlı bir enstitüdür. Üniversitenin kısa adlandırmasıyla Frankfurt Okulu'dur bu üniversite ve şu anda hala aktif olarak devam etmektedir. Yani Goethe Üniversitesi'nin Toplumsal Araştırmalar Enstitüsü'nde sizler gidip eğitim görebilirsiniz. Yüksek lisans yapabilir ya da doktora yapabilirsiniz. Ya da orada akademisyen de olabilirsiniz. Hatta şöyle enteresan bir nokta da paylaşmak istiyorum sizlerle. Frankfurt Okulu'nda yer alan iki tane önemli Türk isim de bulunmaktadır. Biri Seyla Benhabib, diğeri de Önder Özden'dir. Seyla Benhabib'in ismi biraz tuhaf gelse de aslında ismi Şeyla'dır. Yani bildiğiniz Şeyla Benhabib olarak anılmaktadır. Ve Seyla Benhabib dünyaca ünlü bir filozoftur şu anda. Fakat Türkiye'de pek fazla, hani entelektüel camianın dışarısında pek de bilinmemektedir. Önder Özden ise yine Toplumsal Araştırmalar Enstitüsü'nde görev alan bir isimdir. Hala çalışmalarını sürdürmektedir.
Evet, Frankfurt Okulu böylesine köklü Türkiye'ye kadar dokunabilmiş olan kocaman bir gelenektir, kocaman bir ekoldür. Kısaca Frankfurt Okulu olarak adlandırılmasının ardında bu bulunmaktadır. Çünkü Goethe Üniversitesi'ne bağlı bir enstitüdür. Hani Türkiye sosyolojideki iki tane ekol gibi düşünebilirsiniz. Bir yanda İstanbul Sosyoloji Ekolü var, bir yanda şu anda benim doktor yapmış olduğum Ankara Ekolü var. Frankfurt Okulu da bu şekilde bir ekoldür. Burada önemli olan birkaç tane daha detay var. O dönemde Almanya'da hani Horkheimer, Polo gibi isimler çeşitli eylemler içerisine katılmış olan isimler ve diğer yandan Almanya'da o dönemde bu gençler toplanıp bir arada Marksizm üzerine konuşmalar, tartışmalar, kongreler düzenlemektelerdi. Bu dediğim Frankfurt Okulu kurulmadan önce yaşanan şeyler ve bu kişiler arasında George Lukács ya da Karl Korsch gibi önemli isimler bulunmaktaydı. Lukács, Korsch, Pollock, Wittfogel, Horkheimer gibi isimler birinci Marksist haftası gibi çeşitli tartışmalar düzenlemektelerdi, yürütmektelerdi örneğin o dönem için. İşte tüm bu Marksist çalışmaların ürünü olarak ortaya Frankfurt Okulu çıkmıştı. Evet, buraya kadar ilgi çekici ve iyi bir giriş yaptığımızı ben düşünüyorum. Çok ufak bir detay da vermek istiyorum. Bu videoyu çekene kadar deyim yerindeyse canım çıktı. Bu videoyu bu üçüncü çekişim. Detaylarını ekran görüntüsü olarak bırakırım buralara. Eğer siz de Frankfurt Okulu'nu ilgi çekici buluyor ve seviyorsanız lütfen beğenmeyi unutmayın ki bu video birçok ilgili kişinin önüne düşmüş olsun. Çünkü gerçekten bu videolar için çok emek veriyorum ve sizlerin nitelikli bir içerik izlemesi için çok çabalıyorum. Çok hazırlanıyorum. O yüzden beğenmeyi, abone değilseniz de abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdi kendim de Frankfurt Okulu'nun uzun süredir yazarı olan biri olarak size olabildiğince Frankfurt Okulu'nun ilk döneminin tarihini bu videoda detaylarıyla anlatmaya devam edeceğim. Frankfurt Okulu hakkındaki akademik makalelerime videonun açıklama kısmındaki akademiya hesabımdan ulaşabilirsiniz. Bir de buralara eklerim, Praxis dergisinin 63. sayısında akademik bir makalem yayınlandı. Onu da okuyabilirsiniz. Onu da link olarak aşağıya bırakırım. Şimdi Frankfurt Okulu'na baktığımızda Frankfurt Okulu'nun ilk dönemi 1923 ile 1969 arasını kapsamakta. Tabii kimisi Frankfurt Okulu'nun tarihlendirmesini daha da detaylandırmakta. Örneğin İngiliz tarihçi Tom Bottomore Frankfurt Okulu'nu neredeyse 4 tane düşünsel döneme bölmekte. 1923 ile 1930 arasını, 1930 ile 1940, 1950, 1960 derken 1960 ile 1970 arası şeklinde 4 tane dönemden bahsetmekte. Bu videoda bu tarihselleştirmeler üzerinden ilerleyeceğiz. Hani sadece genel itibariyle Frankfurt Okulu'nun ilk döneminin 1923'te enstitünün kurulmasıyla ve 1969'da Adorno'nun hayatını kaybetmesiyle sona erdiği şeklinde burada temel olarak almaktayız. Frankfurt Okulu'nun ilk kuruluş anından 1930'lara kadar olan dönemini ele aldığımızda karşımıza çıkan şey Marksizme yürekten bağlı olan genç bir gruptur. Frankfurt Okulu'nun ilk müdürü Karl Grünberg'tir ve Avusturyalı bir Marksist tarihçidir. Bu dönemde gerçekten Marksizme tamamen bağlı çalışmalar yürütülmekteydi ki hani Frankfurt Okulu'nun açılışı da aslında oldukça Marksist bir temelden yükselmiştir. Önceki kısımda söylediğim üzere Frankfurt Okulu işçi hareketiyle bağlantılı olarak gelişmiştir. İlk dönemler Grünberg, Wittfogel, Horkheimer, Pollock gibi isimler gerçekten kapitalizmi çalışmaktaydılar. Ve bu çalışmalar gerçekten büyük bir Marksist yazın oluşturmuştur. Frankfurt Okulu'nun ilk kısmı gerçekten çok enteresandır. Yani Marksizm ile başlayıp sonrasında hani konuşacağımız o CIA ile bağlantılı kısımlara Frankfurt Okulu nasıl gidebilmiştir, bu çok enteresandır. Ama evet, Frankfurt Okulu ilk ortaya çıktığında ilk 10 yılı içerisinde enstitüde bir Marksizm atmosferi gerçekten bulunmaktaydı. Bu arada Frankfurt Okulu'nun diğer bir anılma şekli Türkçe'de hani eleştirel teori, eleştirel kuram olarak adlandırılan critical teoridir. Ama 1930'lara kadar böyle bir şey söz konusu değildir. Yani Frankfurt Okulu zaten Frankfurt Okulu olarak da anılmıyordu. Bu 1950'lerden sonra bir ekol olarak anılmaya başlamıştır. Eleştirel kuram ise Max Horkheimer'ın makalesine atfedilen bir ifadedir. 1937 yılında Max Horkheimer hani Almanya'dan kaçtığı zamanlarda geleneksel ve eleştirel kuram başlıklı bir yazı kaleme alıyor ve bu anlardan sonra artık Frankfurt Okulu hani eleştirel kuram olarak da adlandırılmaya başlanıyor. Felsefe tarihi, sosyoloji tarihi, iletişim çalışmaları kitaplarına baktığınızda Frankfurt Okulu zaman zaman eleştirel kuram olarak da karşınıza çıkabilmektedir. Ama bu dediğim gibi genel itibariyle 1940'lar sonrasında gerçekleşmiştir. Bu grup kendisini 1940'lara kadar Toplumsal Araştırmalar Enstitüsü'nün üyeleri, mensupları olarak düşünmekteydiler. Tabii birazdan geleceğiz. 1940'tan sonra çok farklı şeyler oldu. Frankfurt Okulu dediğimiz grup çok farklı bir yönde ilerlemeye başladı. 1923 ile 1930
1930 yılları arasında Karl Grünberg Enstitü'nün müdürü olarak kalmaya devam etti. 1929 yılına geldiğimizde ise Grünberg artık hastalanmaya, yaşlanmaya başladı ve yerini Max Horkheimer'a, yani o Akıl Tutulması kitabının, geleneksel ve eleştirel kuram kitabının ünlü olan yazarına bırakmış oldu. Bu videoyu izleyenlerin arasında muhakkak Frankfurt Okulu'nu önceden birçok kez okumuş, hatta hususi olarak çalışanlar elbette bulunmaktadır. Frankfurt Okulu genel itibariyle Herbert Marcuse, Max Horkheimer, Theodor Adorno, Walter Benjamin gibi ünlü isimler ile anılmaktadır. Ama genel itibariyle bu isimlerin sahneye çıkışı 1930 ve sonrasında gerçekleşmiştir. Hatta yanlış hatırlamıyorsam enstitünün ilk dönemi olan 1920'lerde Marcuse, Nazi olan Heidegger'ın asistanı olarak da görev almaktaydı. Yani o dönem Marcuse'nin Frankfurt Okulu'yla bir ilişkisi yoktu. Hatta bu Negatif Diyalektik, Minima Moralia gibi kitapların yazarı olan Theodor Adorno bile 36'da ya da 38'de enstitünün resmi üyesi olmuştur. Tabii ki o döneme kadar birçok bağları bulunmaktaydı. Enstitü ile Adorno'nun birçok iş yapmaktalardı. Ama Adorno'nun enstitüye resmi katılışı oldukça geç bir tarihte olmuştur. Bu arada ben yorumlarınızı okuyorum. Kanalın şu sürecinde tüm yorumlara bakabiliyorum. Ancak cevaplamaya pek zamanım olmuyor. Olabildiğince yazdığınız yorumları buralardan cevaplamaya çalışıyorum. Sizlerin videolar hakkındaki düşüncelerini ben önemsiyorum. Videoları da buna göre şekillendiriyorum. Hani hem atölyeler var, hem YouTube var, hem Ankara'da doktoraya devam etmekteyim. Tüm bu nedenlerle yazarak değil, buradan olabildiğince sizlere cevap vermeye de çalışıyorum. Bu nedenle yorumlarınızı yapmayı kesinlikle unutmayın. 1923 ile 1930 arasında Karl Grünberg müdürlüğünde Frankfurt Okulu'nun ağırlıklı çalışmaları genelde ekonomi ve daha böyle ampirik çalışmalara yönelik olmuştur. O dönemde gerçekten ampirik, Marksist çalışmalara fazlasıyla önem gösterilmiştir. Bu ta ki 1930'da Max Horkheimer'ın enstitünün başına geçmesine kadar sürmüştür. Fakat 1930'da Max Horkheimer'ın enstitünün başına geçmesiyle durumlar biraz farklılaşmıştır ki Türkiye'de de Frankfurt Okulu'nun sevilmemesinin nedenleri bu dönemden itibaren yaşanmaya başlanmıştır. Frankfurt Okulu 1920'lerin başlarında Marksizm çalışmalarıyla başladı, böyle işçiler, hareket, devrim falan derken 1930'da Horkheimer başa geldi ve çalışmaların ana ekseni biraz farklı noktalara yönlenmeye başladı. Daha çok psikoloji, kültür ağırlıklı çalışmalar ortaya çıktı ve genel kanıya göre Horkheimer'ın başa geçmesiyle Frankfurt Okulu ortaya çıkış amacından oldukça saptı. Yani Horkheimer'dan sonra Frankfurt Okulu Marksizm'den sapmıştır şeklinde genel bir kanı bulunmakta. Peki yani dedik ki Frankfurt Okulu'nun başına, enstitünün başına Horkheimer 1930'da geçti, durumlar tersine döndü. 1930'larda ne oldu da durum tersine döndü? Biraz bunu açıklamak gerekiyor. Aslında Horkheimer başından direkt hadi ben enstitüyü komple değiştireceğim şeklinde hareket etmedi. Hatta onun Alacakaranlık kitabı da vardır. Bir dakika göstereyim. Şöyle bir Alacakaranlık kitabı var. Bunu piyasada bulamazsınız. Ben de esnafta bulmuştum. Hani İlknur Aka'da çevirisini yapmış. Kırmızı Yayınlarından çıkma bir kitap. Hani içindekiler kısmını da sona koymuşlar. Böyle içindekileri de görebilirsiniz. Şöyle. Burada kenara alınan notlar bulunmakta. Bu kitabı niye gösteriyorum biliyor musunuz? Bu Alacakaranlık işte Horkheimer'ın kitabı ve 1925'ler ile 1925'lerden sonra 1932 mi? O tarih aralığında yazdığı bir kitap bu Alacakaranlık kitabı ve Türkçe'de şu an ne PDF'i bulunmakta ne satışı bulunmakta. Ben de tesadüfen bulmuştum yıllar önce. Bu dediğim gibi hani yuvarlak hesap 1925-1932 arasında Horkheimer'ın kenara aldığı notlar ve bu kitapta net bir şekilde Horkheimer'ın enstitünün başına geçtikten sonra dahi sosyalizme bağlı olduğunu görüyorsunuz. Yani burada bir kandırmaca vesaire yok, apaçık sosyalizme bağlı olduğunu söylüyor. Bunu da şöyle koyalım. Yani demek istediğim burada şu: enstitünün başına Horkheimer geçti, hadi ondan sonra her şey birden değişti şeklinde bir şey yok. Bir şey oldu. Bir şey oldu, o çok önemli bir şeydi. Tüm gidişatı değiştirdi. Hitler denen psikopat ülkenin yönetimine geçti. Burada Frankfurt Okulu'nu bilmeyenler için vermediğim bir detay var. Frankfurt Okulu zaten hani Frankfurt'tan anladığınız üzere Almanya'da bulunan bir grup. Fakat Almanya'da bulunan Yahudi bir grup. Yani bu kişiler Yahudi ve Hitler yönetime geçiyor. Anlayın. Bakın size meselenin psikopatlık seviyesini göstereyim. Bakın Martin Jay'in sözlerini aktarıyorum diyalektik imgelemden. 30 Ocak 1933'te iktidara gelen Hitler, Mart ayında sadece 2 ay sonra enstitüyü devlete karşı eğilimler taşıdığı gerekçesiyle kapatmıştır ve böylece Horkheimer, Hitler'in üniversiteden attığı ilk profesör olma onuruna erişmiştir.
durumun psikopatlığını anladınız. Yani üniversiteden atılan ilk profesör Max Horkheimer, yani Hitler'in attığı. Tabii burada ciddi sıkıntılar ortaya çıkıyor. Yani enstitü kapatılıyor. Yani bu çok da endişe verici bir şey değil. Maddi açıdan tam olarak endişe verici değil. Neden? Çünkü Horkheimer uyanık arkadaşlar. Horkheimer 1930'da enstitünün müdürü oluyor. 1931 ve 1932 yıllarında Horkheimer Hitler'in iktidar olacağını fark ederek, gerçekten bunu anlayarak, enstitünün tüm maddi fonlarını, kaynaklarını, her şeyi İsviçre'ye, Fransa'ya aktarmaya başlıyor ve bu süreci tamamlıyorlar. Friedrich Pollock ile birlikte, yani okulun iktisatçısı ile birlikte bunu gerçekleştiriyorlar. Yani Horkheimer kurnaz, akıllı bir kişi ve bunu sağlamış oluyor. Ve 1923'te Almanya'da kurulan Toplumsal Araştırmalar Enstitüsü, Hitler iktidara geçtikten 2 ay sonra kapatılıyor. Ve ondan sonra enstitüden haber alınamıyor mu? Hayır, alınıyor tabii ki, öyle bir şey yok. Ne yapıyorlar? Çeşitli düşünürler ile birlikte, bu çeşitli düşünürler arasında örneğin Raymond Aron da bulunmakta. Avrupa'nın çeşitli yerlerindeki tanıdıkları düşünürler ile birlikte onların yardımları sayesinde enstitüyü önce işte Fransa'ya, sonra yanlış bilmiyorsam İsviçre ya da İngiltere'ye vesaire taşıyorlar düzenli olarak. Bu yaklaşık 3-5 sene sürüyor. 1930'ların ikinci yarısına kadar sürüyor. Sonrasında enstitü resmi olarak ABD'ye taşınıyor. Hani meselenin de CIA kısmı burada ortaya çıkmaya başlıyor. Hadi yine Martin Jane ifadesiyle aktaralım, nokta atışı doğru olsun. 1935 yılında Columbia Üniversitesi'nden davet alıyorlar ve Toplumsal Araştırmalar Enstitüsü New York'ta yeniden kuruluyor. Okul 1950'ye kadar da ABD'de kalıyor. Evet, Frankfurt Okulu bundan sonra hayatına New York'ta devam ediyor. Tabii bu oldukça zorlayıcı bir süreç. Komple enstitüyü ülkelerden ülkelere taşıyorsunuz. Yani kıta, hatta ülke bile değil, kıtadan kıtaya götürüyorsunuz. Bundaki hani temel motivasyon da hani Hitler'in varlığı. Hatta size şöyle güzel bir dipnotta düşeyim. O dönem Horkheimer'ın New York'taki bir sekreteri bulunmakta, Alice Meyer diye. Onun sözlerini aktarayım ki durumu daha net şekilde anlayın. Hepimiz Hitler'i ve faşizmi mağlup etmemiz gerektiği kanaatindeydik. Bizi bir arada tutan şey buydu. Hepimiz bir misyonumuz olduğuna inanıyorduk. Sekreterlerden tutun da enstitüye gelen ve orada çalışanlara kadar herkes buna dahildi. Bu misyon gerçekten bize sadakat ve birbirine bağlı olma duygusunu aşılıyordu. Şimdi Frankfurt Okulu'nun tarihi giderek daha da enteresan hale geliyor. Yani 1935'te Amerika'ya gittiler. Hala aslında sosyalizme bağlılar. Yani bana kalsa hani sosyalizme her türlü inandılar ama çeşitli, hani şöyle bir durum var. Filozofların söyledikleriyle yaptıkları uyuşmayabiliyor ya birçok konuda. Hani ona da geleceğiz. Örneğin Adorno'nun yanlış yaşam doğru yaşanamaz diye bir sözü bulunmakta. Sanki kendi durumlarını anlatıyorcasına bir sözdür. Ya bazen filozoflar hani dediğimi yap, yaptığımı yapma şeklinde olan insanlar olabiliyor. Frankfurt Okulu'da belli ölçüde böyle düşünebiliriz diye tahmin ediyorum. Bana kalsa uzunca bir süre real sosyalizm, yani gerçekte olan sosyalizme inanmadılar ama düşünce olarak kapitalizm karşıtı olduklarını ve bu kapitalizm karşıtlığını ben ölene kadar koruduklarını düşünüyorum. Bunu düşünen kişi sayısı da Batı'da zaten giderek artıyor. Son yıllarda iyice fark ediliyor. Burada demek istediğim şu: 1930'da Horkheimer başa geçti, hadi enstitüyü sosyalizmden, Marksizmden saptırdı falan değil. 1935'te Amerika'ya gidiyorlar, yine sosyalistler, yani bu bir gerçek. Ama bir yanda Hitler gibi de bir manyak bulunmakta olduğu için buradan itibaren işler artık sarpa sarıyor. Hani işlerin sarpa sarmasından kastım böyle işte aldılar enstitüyü, para da var, oh yallah Fransa, İngiltere, oradan İsviçre, bilmem ne Amerika gibi bir şey değil. Şöyle ciddi bir durum söz konusu, hatta birkaç durum söz konusu. Enstitünün birkaç üyesi toplama kampına atılıyor arkadaşlar. Böyle durumlar da bulunmakta. Bunlardan biri de hani Wittfogel'dir. Önemli bir isimdir enstitü için. Hani zar zor çıkartılıyor. O zaman tabii hani toplama kampları daha aşırı vahşi bir ortam değil ama yine de sıkıntılı. Hatta hani hikayesini bilen biliyor zaten, söylediğimde kim olduğunu anlayacaksınız bilenler. Enstitünün resmi üyesi olmamış bir isim intihar ediyor yaşanan durumlardan dolayı. Düşünün yani durumun yani ne kadar kötü olduğunu. Hatta bu düşünürün intiharından dolayı çok bilinen bir yazar da intihar etmeye çalışıyor. Çok garip yani olaylar. Mesela daha da farklı bir detay vereyim. Hani Horkheimer enstitüden ve Frankfurt'tan kovulan ilk profesör ya, diğer kovulan kişilerden biri de Frankfurt'tan Karl Mannheim. Yani eş zamanlı olarak Horkheimer da Karl Mannheim de kovuluyor arkadaşlar. İşte tüm bunların yaşanabilme ihtimalinden dolayı Max Horkheimer bunları akıl edip
önceden dışarıya enstitüyü taşıyor. Burada yine Martin Jay'in sözlerini size aktarayım. Almanya'daki netameli politik sahne sürgün edilmenin gelecekte bir zorunluluk olabileceğinin işaretlerini veriyordu. Friedrich Pollack'a bu sebepten dolayı Cenevre'de kalıcı bir ofis kurma görevi verildi. Asistanı Kurt Mandelbaum onunla birlikte gitti. 1931 yılında kesin olarak ofis kurulur kurulmaz, enstitünün mal varlığının büyük kısmı tarafsız bir ülke olan Hollanda'daki bir şirkete sessizce transfer edildi. Daha sonraki bir tarihten bahsediyoruz. Burada enstitü kütüphanesinin büyük kısmına hükümet tarafından el konuldu. Burada da hani 60 binden fazla cildin sayıldığı bahsedilmekte. Ya düşünün, benim arkamda 200-300 tane kitap var, 60 bin cilt. Üh yani, villa yaparsan villayı böyle komple duvarlarını döşet, 60 bin cilt. Hani anca o kadar bir şey yani, o 60 bin cilde el koyuyor devlet, düşünün. Ya bence bu da çok trajiktir. İşçi hareketi için 1923'te bir sürü kaynağı, yani bakın 60 bin tane ciltten bahsediliyor. Yani bu kadar kaynağı bir araya getiriyorsun. Manyağın teki, psikopatın teki geliyor iktidara. Haydi bakalım gitti, o kadar emek veriyorsun bu ciltleri bir araya toplamak için, bir sürü kaynak arıyorsun. Ayırıyorsun yani. Velhasıl durumlar oldukça sıkıntıdır. Fakat burada şöyle bir durum da söz konusu. Evet, enstitü kapatılıyor. Fakat tüm resmi üyeleri zaten enstitü kapatıldığında hepsi çoktan Almanya'nın dışında bir yerlerde bulunuyordu. Yani Hitler enstitüyü kapatana kadar tüm herkes dışarıya kaçmıştı. Şimdi burada farklı detaylar artık devreye giriyor. 1930'da enstitünün başına Horkheimer geçiyor, fakat enstitü Cenevre'ye gidiyor. Orada Horkheimer'la Pollock bir yıl müdür olarak bulunuyor. Sonra onlar başka işlerle uğraşıyorlar. Ondan sonra da yeni Frankfurt Okulu'nun önemli bir edebiyatçısı olan Leo Löwenthal, yine psikanalist olan Erich Fromm gibi isimler hani enstitüyü geçici olarak yönetiyorlar. Bu geleneksel ve eleştirel kuram, yani Türkçe'de hani böyle bu şekilde derlenmiş. Hani galiba İngilizce'de seçilmiş eski yazıları şeklinde geçiyor. Mustafa Tüzel'in çevirdiği bir çalışma. Max Horkheimer'ın 1930'larda yazdığı temel çalışmalar, önemli çalışmaların bir kısmı burada yer almakta. 500 sayfalık bir çalışma. Bunu edinebilirsiniz. Bu elimde gördüğünüz 2023 baskısı geçen sene yeniden basıldı uzun bir aradan sonra. Bence fırsat varken alabilirsiniz. Oldukça değerli bir kitaptır. Size biraz bir şeyler de önermiş olayım. Bu Felsefe Logos dergisi, bilmiyorum satışı bulunuyordur diye tahmin ediyorum. Umarım ki bulunuyordur. Felsefe Logos kaç bu? 2014'ün ikinci sayısı. Felsefe Logos 2014 53. sayı yazarsanız çıkar. Bu da eleştirel teori sayısı. Burada çok önemli birkaç çalışma bulunmakta. Bir değil birkaç. Horkheimer'ın yine 1931 ya da 32'de yazdığı Toplumsal Araştırmalar Enstitüsü'nün Görevleri diye bir yazısı bulunmakta. Felsefenin görevi nedir şeklinde önemli bir yazı. Adorno'nun Bir Araştırma Ocağı, Benjamin'in Özgün Bir Alman Araştırma Enstitüsü şeklinde çeşitli, işte burada Sheila Ben Habib de bulunmakta, Douglas Kerner falan, önemli yazılar bulunmakta. Muharrem açık göz var. Horkheimer ve Marksizm yazısı da yine burada çok güzeldir. Yani bunları bakın. Hani kaynak soracak olursanız bunları kesinlikle öncelikle okuyun. Martin J. Tomor'dan önce bence bunları okuyun ki bu videoları izleyin. Frankfurt Okulu hakkında birkaç tane video yapacağım. Bu videoları izleyin ki hani ondan sonra da bu kaynaklara geçebilirsiniz. Yine kendi makalelerimi de öncelikli olarak okuyabilirsiniz. Açıklama kısmına bırakacağım kendi makalelerimde. Yeniden eleştirel kuram makalem bulunmakta. Onları da lütfen okuyun. Çok önemliler. Frankfurt Okulu'nu çok çarpık, çok yarım anlatıyorlar Türkçe'de. Bu hataları es geçerek, hani literatürü ben genel olarak bir geniş şekilde taradım, bir araya getirdim. Literatürü genel itibariyle göreceksiniz. O makaleyi de lütfen okumayı unutmayın. Sonra da bunları okuyabilirsiniz. Martin Jay'in kitabını da göstereyim bulabilirsem. O da burada elimin altında. Martin Jay'in de şöyle bir diyalektik imgelem kitabı bulunmakta. 1923 ile 50 arasındaki çalışmalarını ele alan bir kitap. Yani 1950 sonrası burada yok. Ama Frankfurt Okulu'nun burada anlattığımdan daha geniş anlatıyor tarihini. Okumak isterseniz okuyabilirsiniz. Evet, önümde de bu kaldı. Leo Löwenthal. Bunun da Türkçesi var. Yani edebiyat, popüler kültür ve toplum. Bu biraz şey yani. Hani Löwenthal'in yaptığı ampirik çalışmalar. Hangi yıllar neler yazılmış ağırlıklı olarak. Ya ben çok şey yapmadım. Hani ısınamadım kitaba. Belki sizler okuyabilirsiniz böyle. Yine hani Frankfurt Okulu'nun hani bulunması çok kolay olmayan bir çalışması. Löwenthal'in bir çalışmasını ben de çevirmeye çalışmıştım. Prophets of Deceit. Yani hani
aldatmanın, insanları kandırmanın tillahı, peygamberi olmak gibi, hani böyle bir Türkçe'ye çevirebilirsiniz. Aldatmanın peygamberleri diye geçiyor. O çalışma da çok güzel bir çalışmaydı. Hani ajitasyon nasıl yapılır, büyük liderler kitleyi nasıl alevlendirir, nasıl kitleyi kontrol ederler şeklinde Frankfurt Okulu'nun Löwenthal'in yaptığı çok güzel bir çalışma bulunmakta. Çevirmeyi denemiştim yıllar önce. Keşke çevirebilseydim ama çok fazla teoloji bilgisi de gerektirdiği için onu yapamamıştım. Ama İngilizce biliyorsanız onu da lütfen bence kesinlikle okuyun. Liderlerin kitleleri nasıl kontrol ettiğini, gaza getirdiklerini, gazlarını nasıl aldıklarını falan o şekilde okuyabilirsiniz. Konuya dönecek olursak hala 1930'lardayız ama gördüğünüz üzere Frankfurt Okulu Marksizm'de çalışıyor, bu şekilde edebiyatta çalışıyor, psikolojide çalışıyor, yönetim, siyaset, hani o kadar hani düşünür var, onlarca düşünür var. Herkes her bir şeyi çalışıyor. Yani çok geniş bir grup. Felsefe tarihinde bir yer edinmesi de çok kaçınılmaz oldu diye ben düşünmekteyim. Bugün sosyolojide de biliniyor, siyasette de biliniyor, uluslar arası ilişkilerde de, medyada da, iletişim, hani her alanda Frankfurt Okulu'nun ismini duyarsınız arkadaş. Hani sosyolojide duyduğunuz o sembolik etkileşimcilik gibi bir şey değil, çok köklü bir çalışma alanından bahsediyoruz Frankfurt Okulu için. Şimdi 1930'lardan devam edelim. Frankfurt Okulu Cenevre'de ofis kurdu, işte Fransa'da, İngiltere'de birkaç tane küçük ofis kurdu falan ama şimdi İsviçre'de temel ofis bulunmakta. Ne yazık ki İsviçre'de de o dönem faşizm ilerlemekte ve Horkheimer ya da enstitünün diğer üyeleri bunu fark ettiği için artık Avrupa'da da barınamayacaklarını bu kişiler anlamaya başlıyorlar. Yani o dönem için şöyle bir durumdan bahsedeyim. Marksistsiniz, komünistsiniz, sosyalistsiniz, üstüne bir de Yahudisiniz. Ha bir de üstüne zenginsiniz arkadaş. Yani tamamen kimliksel açıdan oldukça sıkıntılı süreçler o dönem için. Tabii bu şekilde aslında dünyanın herhangi bir yerinde barınmaları çok da mümkün değildi. İsviçre'de de barınamayacaklarını anladıklarında New York'tan Columbia Üniversitesi'nden teklif alınca Amerika'ya taşındılar. Tabii 1930'larda Marksizm çalışması biraz aksıyor ki burada sormamız gereken en temel soru, tamam İsviçre okey, Fransa, İngiltere okey, oradan niye ABD'ye gidiyorsun? Sanki bir doğuya gitsen orada bir kocaman Sovyetler göreceksin değil mi? Bu birçok kişiyi, özellikle Marksist düşünceden gelen birçok kişiyi rahatsız etmiştir. Yani sen Sovyet Sosyalist Rusya dururken gidiyorsun Amerika'ya, niye? Yetmiyor bir de üstüne CIA ile birlikte iş yapıyorsun. Bu durum Frankfurt Okulu'ndan şüphelenilmesine fazlasıyla yol açtı. Çünkü o dönem aslında hani bu durumun gerekçesinin nedeni de şu: Frankfurt Okulu hiçbir zaman real sosyalizm ile ilgilenmedi. 1920'lerde Gürünberg'in müdür olduğu zamanlarda Sovyet Rusya'ya sıcak bakılıyordu. Fakat Stalin'den sonra, hani Stalin'in yaptığı uygulamaları, Hitler'in yaptığı uygulamaları zaten sevmeyen enstitünün üyeleri Sovyet Rusya'ya gitmeye pek de sıcak bakmadılar. Bunun yerine Amerika'ya gitmeyi tercih ettiler. Yani açıkçası Amerika'da kendilerine daha iyi bir yer edinebileceklerini, düşüncelerini biraz daha kapalı ortamda olsa da bir şekilde sürdürebileceklerini düşünerek Amerika'ya gittiler. Sovyet Rusya'nın baskısı altında yaşamaktansa burada yaşamayı tercih ettiler. Onların gözünden söylüyorum. Durum bu şekilde. Hani yine yargılamak isterseniz yargılayın. Yaptıkları şey, düşündükleri şey bu şekilde nihayetinde. Tabi burada dediğim gibi Gürünberg'in altında daha Marksist çalışmalar, Marksizm temelli çalışmalar yaptı Frankfurt Okulu ama sonrasında işte Horkheimer'ın müdürlüğünde diğer kişilerin de etkisinin artmasıyla, işte Löwenthal'in, Pollock saymayalım da hani daha doğrusu Marcuse'nin etkisinin, Adorno'nun etkisinin artmasıyla, Erich Fromm'un etkisinin artmasıyla birlikte Frankfurt Okulu psikanalizle tanışıyor. Freud da zaten o dönem giderek hani ün kazanan, oldukça tanınan bir isim haline geliyor ve psikanaliz Frankfurt Okulu'nun içerisinde önemli bir yer edinmeye başlıyor. Hatta o dönem Horkheimer bir mektubunda Freud hakkında şunlardan bahsediyor: Freud ve onun birlikte çalıştığı kişilere gerçekten çok şey borçluyuz. Onun düşüncesi temel taşlardan biridir ve o olmasaydı bizim felsefemiz şu anda olduğu şey olmayacaktı. Frankfurt Okulu araştırma nesnesi olarak 1930'lardan itibaren faşizm ile ilgilenmeye başladı. Zaten nasıl ilgilenmesinler, o kadar şey varken ortada. Fakat onların faşizmle ilgilenme biçimleri sadece böyle politik ekonomi boyutundan değil, biraz da hani psikolojik boyuttan, bireysel boyuttan da ilgilenmek istediler. Çünkü onlara göre faşizm bireysel, ruhsal da bir sorundur. Böyle bir yönü de bulunmaktadır. Bu nedenle o dönemlerden itibaren psikanaliz ile de fazlasıyla ilgilendiler. Tabi burada şu notu da düşmemiz gerekiyor: onların psikanaliz ile ilgilenme şekli basitçe öyle psikolojik ya da bilinç temelinde bir şey değildi. Onlar Marksizm ile psikanalizi birleştirmeye yönelik bir felsefeyi amaçlamışlardı. Hani başardılar mı, ne kadar başardılar, orası tartışmalı ama gerçekten okuduğunuzda oldukça ufuk açıcı şeyler okuduğunuzu anlayacaksınız. Yine Türkçedeki şu kitabı da öneririm. Yani Otoriteryen Kişilik diye bir kitap var Adorno'nun. Bu kitap
Yani kitabın ufak bir parçası, nasıl anlatayım? Ön yargı çalışmaları diye bir çalışma yaptılar 1940'larda Frankfurt Okulu grubu. 1000 sayfalık bir çalışması bulunmakta onların ön yargı üzerine bir tane. Yani toplam 5 tane çalışma vardı. Bir çalışması 1000 sayfalık. O 1000 sayfalık çalışmanın 150-200 sayfalık kısmını çevrilmiş hali bu. Kitaptaki Adorno'nun kısmı çevrilmişti. Böyle bir durum söz konusu. Otoriteryan kişilik üzerine niteliksel ideoloji incelemeleri, hani psikanalist, faşist karakter, bir kişinin faşist karakteri psikanalizle birlikte nasıl incelenebilir falan, bunu detaylıca araştıran bir çalışma. Gel gelelim bu ön yargı araştırmaları, dediğim gibi bu 1000 kitaplık haricinde 4 tane daha kitap var yanlış hatırlamıyorsam. Böyle geniş kapsamlı bir ön yargı araştırması çalışması düzenlediler. Fakat Türkçe'ye hiçbir şekilde çevrilmedi ne yazık ki. Çevrilse çok müthiş olur, çünkü orada sadece hani düşünce açısından değil, bilimsel yöntem açısından da, ampirik çalışmalar açısından da çok müthiş yöntemler kullanılmak, karma bir yöntem kullanıldığı için önyargı çalışmalarında, yani hem nicel hem nitel yöntem bir arada kullanıldığı için ve bunun nasıl yapılacağı gösterildiği için çok önemli, ama Türkçe'ye çevrilmesi de bir o kadar zor. Ha, yine Adorno'nun nitel analiz de oldukça önemlidir, onu da okumanızı kesinlikle öneririm. Dediğim gibi Frankfurt Okulu psikanaliz ile birlikte Marksizmi bir araya getirmeye çalışmış, bunu özellikle Erich Fromm yapmaya çalışmıştır. Fakat Erich Fromm bir yerden sonra Marksizm'den biraz uzaklaşmıştır, enstitüyle de bağları bir yerden sonra 1940'larda kopmuştur. Peki yavaştan 1930'ları kapatalım, fakat kapatmadan önce şöyle bir noktadan bahsetmemiz gerekiyor ki o da Walter Benjamin ve onun internatı. Walter Benjamin hiçbir zaman enstitünün resmi bir üyesi olmadı. Bu konuda aslında enstitü onu da bilmiyorum yani çalışmalarını pek fazla sevmedi. Özellikle Bertolt Brecht'in çok fazla etkisi altında kaldığı için hani Brecht de Frankfurt Okulu'nu da pek sevmiyor. Öyle çapraşık ilişkiler söz konusu olduğu için enstitünün hiçbir zaman resmi üyesi olmadı. Ama tabii ki bu şu anlama gelmemekte, enstitü Benjamin'i intihara sürükledi gibi bir şey söz konusu değil. Walter Benjamin'in hani enstitüde birçok çalışması bulunur, ama bir kısmı da, önemli bir kısmı da Adorno tarafından reddedilmiştir. Ve bununla birlikte Benjamin'in enstitüdeki birçok çalışması sansürlenmiştir, değiştirilmiştir. Yani Benjamin'in yazdığı orijinal yazılar ile enstitünün yayınladığı Benjamin'in yazıları arasında fark bulunmaktadır. Ve bu değişim genelde hani yazıların daha ılımlı olması yönünde değiştirilmiştir. Yine bakın, yani örneğin komünizm yerine hani insanın yapıcı güçleri ifadesi kullanılmıştır enstitünün yayınlarında. Bu şekilde hani daha radikal görünen birçok kısım sansürlenerek daha ılımlı bir şekle çevrilmiştir. Yani hani enstitüye Marksizm'den saptı bunlar şeklinde bir suçlama varken enstitünün de bunu yapması artık üstüne hani tuz biber gibi bir şey oluyor yani ne yazık ki. Fakat bu enstitünün Benjamin'i tamamen reddetti, onu yok saydı gibi bir şey anlamına gelmemekte. Enstitü New York'a gittikten sonra Benjamin'i enstitüye katılması için, New York'a gelmesi için birçok kez davet etti. Hatta baya baya ısrarcı oldular ama Benjamin gelmedi. 1935'lerden sonra bir dönem Paris'te bu enstitünün hala ofisi, araştırma kısmı bulunmaktaydı. Orada araştırma asistanlığı yaptı. O dönemde Adorno gel gel diye ısrar yapıyor, yine gelmiyor. Avrupa'da kalmakta benim için sıkıntı yok, ben burada bazı mevkileri savunabilirim falan filan diyor, gelmiyor yani. Gelmiyor ve üstüne yaşanan şey şu, o dönem Fransa'da yaşıyor ve Gestapo evini basıyor, evine zorla giriyor. Kendisi de işte o dönem belli bir dönem boyunca toplama kampında tutuluyor oralarda. Yani göç etmek isteyen birçok mültecinin bulunduğu toplama kamplarında tutuluyor kendisi bir dönem. Ve enstitünün üyeleri, enstitünün çevresinde bulunan birçok isim seferber oluyorlar. Onu oradan çıkarmaya çalışıyorlar. Amerika'ya acil gidebilmek için acil vizeler bulunmakta. Onları alabilmek biraz zor ama almayı başarıyorlar. Bu Walter Benjamin için bunu yapıyorlar. Fakat kaçmak için Benjamin daha farklı bir yol deniyor. Benjamin o dönem İspanya sınırına giden bir yol var. O yoldan mültecilerle birlikte kaçmaya çalışıyor. O yolda genelde kontrol altında tutulmayan askerlerin vesaire bulunmadığı, kimsenin bulunmadığı, sınırın serbest olduğu bir yol. O yoldan gece böyle ilerliyorlar. İspanya sınırına varacakken o hiçbir zaman kontrol edilmeyen yol İspanya hükümeti tarafından kapatılıyor. Benjamin'in o dönemde de kalp rahatsızlığı var ve güçlü ilaçlar kullanıyor kendisi o dönemde. Kendisi de kaygılı bir insan, endişeli bir insan. Ve o dönem işte o gece yol kapatılıyor. Zaten tek böyle kaçmaya istekli olduğu zaman da o isteği de geri çevriliyor hükümet tarafından. Askerlerin, Gestapo'nun da geleceği düşüncesiyle Walter Benjamin o cebinde bulunan bütün kalp ilaçlarını birden içiyor. Kendisi hayatını kaybediyor. Sabah ise İspanya hükümeti yolu açıyor.
Evet, o yolda bulunan diğer mülteciler sınırı geçiyorlar. İspanya sınırını geçiyorlar. Benjamin hayatını kaybediyor. O dönem işte arkadaşı var Benjamin'in, Arthur Koestler. Önemli bir yazardır kendisi. Bu haberi duyuyor ve kendisi de intihar etmeye çalışıyor. O da Benjamin'in içtiği haplardan içiyor, ölmüyor. Ve üstüne şu sözleri söylüyor. Ancak öyle görünüyor ki Benjamin benden daha sağlam bir mideye sahipmiş. Çünkü ben o şeyleri çıkarmıştım. Yani ne desek boş burada, tamamen acı dolu bir hikaye Benjamin'inki de. Ve bu şekilde 1940'lara geliyoruz. Evet, 1940'lara Benjamin'in intiharıyla başladık ve Paris'in de işgal edilmesinden sonra Enstitü'nün Paris'teki ofisi de tamamen kapandı. Şimdi 1940'lar aslında Enstitü'nün normalde biraz da dağıldığı yıllar. Artık Amerika'ya yerleştiler çoktan. Amerika'da çeşitli çalışmalara dahil oldular ama ekibin, yani Frankfurt Okulu üyelerinin önemli bir kısmı farklı yönlere ilerlemeye çalıştılar. Erik Fromm ayrıldı, Franz Neumann gibi önemli isimler yer almaktaydı. Onlar dağıldı. En önemlisi Herbert Marcuse, Adorno ve Horkheimer arasındaki bağlantı koptu. Adorno ve Horkheimer daha yan yana ilerleyerek Marcuse farklı bir yönde ilerlemeye başladı gibi gelişmeler yaşandı. Her ne kadar Frankfurt Okulu 1940'larda en önemli çalışmalarını yayınladıysa da enstitü bir bütün olarak artık tam olarak var olamıyordu. Özellikle Horkheimer'ın kalp rahatsızlığı nedeniyle 1941'de Kaliforniya'ya taşınması nedeniyle New York'taki enstitüyle bağları olduğunca azalmıştı. Löwenthal ve Pollock Enstitü'nün yönetimini devralmıştı. Burada şöyle enteresan bir not da düşebiliriz. Enstitü'nün üyeleri aslında oldukça zengin kişilerdi Almanya'da. Fakat Amerika'ya geldikten sonra tamamen göç hayatı, mülteci hayatı yaşadıkları için eskisi gibi varlıklı olamadılar. Ve üyelerin maddi kaynakları da azaldığı için çeşitli işlerde görev almaya başladılar. Horkheimer gibi isimler ise çeşitli yerlerden enstitüyü fonlamak için çabaladılar. Ve Frankfurt Okulu üyelerinin CIA macerası tam da bu noktada başlamakta. Şimdi size burada olabildiğince tarihsel bağlantıları aktarmaya çalışacağım. Frankfurt Okulu neler yapmış, resmi olarak nerede görev almışlar ve nereden fon almaya çalışmışlar ya da almışlar, bunu görmüş olacaksınız. Bertolt Brecht önemli bir düşünür, yazar ve Frankfurt Okulu hakkında da çok olumlu düşünen bir isim değildir. Kendilerine, kendi düşüncelerini vakıflara pazarlayan sahtekar düşünürler der açıkçası. Tam tersinden Frankfurt Okulu üyeleri ise Bertolt Brecht'i Stalin'in şakşakçısı olarak görmektedir. Biz tabi burada Frankfurt Okulu kısmıyla ilgilenmekteyiz. Bu konuda çok fazla veri ve iddia dolaşmakta ortalıkta. Özellikle geçtiğimiz senelerde Philosophical Salon'da yayınlanan bir makale var ki çok dehşet bir makale. Frankfurt Okulu'nun CIA ile olan ilişkisini anlatıyor ve o dönemde 1940'larda okulun antikomünist propagandayı nasıl yürüttüğünü anlatıyor. Tabi bunlar çarpıcı iddialar. Bence hepsi tam olarak temellendirilmemiş, hakikat değil hepsi. Makalenin bazı yerleri oldukça temelsiz kalabilmekte. Yine de bazı veriler var ki çok çarpıcı. Ben sadece çok ufak bir kısmından bahsedebileceğim, yoksa upuzun bir videoya dönüşür tamamen. Örneğin o dönem önemli iletişimcilerden biri bulunmakta ki Paul Lazarsfeld çok önemli bir isimdir. Ve o dönemde bir araştırma yürütülmekteydi. RRP diye bir, yani Radio Research Project diye bir araştırma yürütülmekteydi. Adorno da bu araştırmaya Lazarsfeld aracılığıyla dahil oldu. Adorno biraz dik burunlu, belli ölçüde kibirli görünen bir kişi olarak tanınıyor ve bu nedenle Lazarsfeld ile de çok iyi anlaşamamasına rağmen bu çalışmada Adorno yer almıştır. Bu çalışma bir KIA çalışmasıydı, yani kitle iletişim aygıtı çalışmasıydı ve kitleleri radyo aracılığıyla nasıl etkileyebiliriz'in cevaplarını aramaktaydı. Ve bu çalışma tabii ki Paul Lazarsfeld'in tek başına yürüttüğü bir çalışma değildi, çünkü bu bir vakfın çalışmasıydı. Ve meselenin en ironik, en çelişkili kısmı da burada ortaya çıkıyor. Bu hangi vakıf derseniz, Rockefeller Vakfı'nın çalışmasıydı bu ve Adorno bu çalışmada yer aldı. Bu söylediğim bir iddia değil, bu bir gerçek. Yani bu gerçek bir veri. Radyo araştırma projesini hem fonlayan hem de yürüten vakıf Rockefeller Vakfı'ydı yani. Adorno çalışmayı Lazarsfeld ile sürekli sürtüştüğü için yarıda terk ediyor ama sonuçta bu çalışmanın içerisinde bulunuyor. Burada daha ironik bir kısım var. Hani şurada geleneksel ve eleştirel kuram kitabını gösterdim ya sizlere. O makaleleri okuduğunuzda göreceksiniz ki Horkheimer alabildiğine
kendine pozitivizme sağlıyor. İşte ampirik araştırmalar şöyledir, hakikati büker, hakikati dondurur falan. Yani bir sürü şey söylüyor. Yani mutlaklık iddiaları falan. O tartışmalara girmeyeceğim diyor. Pozitivizm, Wittgenstein tartışmaları bulunmakta aslında. Frankfurt Okulu üyeleri pozitivist çalışmalara, ampirik çalışmalara ne kadar karşı çıktıysa ABD'den itibaren bu çalışmaların içerisinde bizzat kendileri yer aldılar. Bu zaten bariz bir konu. Bunun haricinde örneğin Löwenthal hükümet danışmanlığı görevinde yer aldı o dönem için ABD'de. Franz Neumann da şöyle bir yerde görev alıyor. Ekonomik Savaş Kurulu'nda baş danışman ve araştırma ve analizin Orta Avrupa Şubesi kısmında bölümün as başkanı olarak görev alıyor. Yani Franz Neumann da ABD'nin böyle savaşla ilgili önemli birimlerinde as başkan, üst başkan bir sürü görevde bulunuyor. Franz Neumann da enstitünün çok önemli üyelerinden biri. Ve o büyük iddiaya gelirsek Otto Kirchheimer, Franz Neumann ve Herbert Marcuse Stratejik Hizmetler Ofisi OSS'de görev alıyor. Şimdi ne yapıyorsunuz? Gidiyorsunuz Google'a, neydi o? Office of Strategic Services. Yazıyorsunuz. Yani OSS yazıyorsunuz. Bakalım karşınıza ne çıkıyor. Office of Strategic Services, yani Stratejik Hizmetler Ofisi, CIA'in ilk ismi arkadaşlar. Ve bu dönemde Marcuse, Kirchheimer ve diğeri kimdi? Franz Neumann CIA'de ciddi anlamda görev alıyorlar. Tabii buradaki görevleri ajanlık yapmak falan değil. Şimdi burada yanlış anlama olmasın. CIA'de çalışan ajanlar değiller ama CIA'de çalışıyorlar. Ne olarak? Entelektüel olarak, araştırmacı olarak çalışıyorlar. Bunlar şöyle insanlar arkadaşlar. Bu insanlar çok zekiler. Avrupa'dan gelen mülteciler ve Amerika bu potansiyeli kaçırmaz. Marcuse, Kirchheimer, Neumann, Adorno, Horkheimer, bunların kafası üst düzey, yani 200 IQ çalışan insanlar bunlar ve o dönem sosyal araştırmalarda gerçekten birçok konuda ABD'de görev alıyor bu isimler. Ve daha önemlisini biliyor musunuz? Kirchheimer, Neumann ve Marcuse bir araya gelip CIA'de yaptıkları çalışmayı yayınlıyorlar. Secret Report on Nazi Germany diye yayınlıyorlar. Yani Nazi Almanyası üzerine gizli raporlar şeklinde bir çalışma yayınlıyorlar. Yani Frankfurt Okulu'nun her üyesi değil, yani Adorno, Horkheimer falan değil ama Marcuse, Kirchheimer ve Franz Neumann CIA'de çalışıyor. Bunlar anlayacağınız üzere fasafiso çalışmalar değil. Yani sosyoloji bu alanlarda çok işe yarıyor. Bir ülkeye çok stratejik bilgiler sağlayabiliyor. Ki zaten CIA'nin de ilk ismi Stratejik Hizmetler Ofisi. Yani strateji oldukça önemli. İletişim çok önemli. Sosyoloji çok önemli onlar için. Mesela burada Marcuse hakkında başka bir detay daha vereceğim. Marcuse CIA'ya katılmadan önce Office of War Information, yani Savaş Enformasyon Bürosu'nda çalışıyordu. Yine Löwenthal'de burada çalışmaktaydı. Yine Frankfurt Okulu'nun önemli üyelerinden olan ve müdürlüğün yöneticiliğini yapmış olan Friedrich Pollock, Adalet Bakanlığı'nın Kartelleşmeyi Engelleme Bölümünün ve Ekonomik Refah Kurulu'nun geçici danışmanıydı. Yani işleri görüyorsunuz. Kartelleşmeyi engellemek, savaş danışmanlığı yapmak, hükümet danışmanlığı yapmak, stratejik hizmetler bürosunda çalışmak. Bak bak Frankfurt üyelerinden neler çıkıyor. Bunun haricinde Karl Wittfogel, yine enstitünün önemli üyelerinden biri. O toplama kampına atılmış olan kişi hem enstitüden de yardım alıyor, maddi destek alıyor. Hem de yetmiyor, Rockefeller Vakfı'ndan da maddi destek alıyor. Şimdi biz 1950'lere geleceğiz. Yani biz burada tarihçiyi anlatıyoruz. Akıl tutulmasını, geleneksel ve eleştirel kuramı, aydınlanmanın diyalektini, negatif diyalektini, bunların içeriğini anlatmayacağım. Bunlar eğer ilginizi de çekecek olursa sonraki videolarda konuşacağımız konular olacak. Birazdan 1950'lerdeki detaylara da geleceğim ama şöyle bir detaydan da bahsetmek istiyorum. Horkheimer mesela 1950'de Goethe Üniversitesi'nin rektörü oluyor ve Almanya'nın devlet başkanıyla görüşüyor. Gerekmiyor aslında bu derece sıkı bir ilişki ama Horkheimer görüşüyor. Yine Horkheimer Amerika'dan Almanya'ya döndükten sonra enstitü için fon arıyor ve fon aradığı yerlerden biri UNESCO. Bunu sağlayamıyor ama UNESCO'dan fon almaya çalışıyor. Horkheimer, Adorno her ne kadar Amerika'yı eleştirmeye çalışsa da eleştirse de gerçekten de o dönemde ABD'deki birçok kurumdan, vakıftan fon alıyor enstitü için arkadaşlar. Bu kişilerin bunları yapmasındaki motivasyon da Amerika'nın bir bütün olarak, bir güç olarak Hitler'e savaş açması. Bu kişiler Amerika'ya gönüllü olarak hizmet ediyorlar Hitler'le savaşma konusunda. Tüm bu görevleri bu nedenle yerine getiriyorlar. Ama illa böyle mi olması gerekirdi? Yani git başka iş yap mesela, ne bileyim hani avukat ol örneğin, sallıyorum. Öğretmen ol, başka dümdüz bir öğretmen ol, akademisyen ol. Bu olamaz mıydı? Bence olabilirdi ama
kendileri bunu tercih ediyor. Yani enstitünün üyeleri olabildiğince kendilerini fazlasıyla kurtarmaya yönelik bence belli ölçüde kurnazca hareket ediyorlar. Bana kalsa Horkheimer gibi araçsal aklı eleştiren bu Frankfurt okulunun üyeleri araçsal aklı çok iyi deneyimliyorlar ve çok iyi deneyimledikleri için de çok iyi, çok nitelikli şekilde araçsal aklı eleştirebiliyorlar. Özellikle Horkheimer gündelik hayatında fazlasıyla araçsal, kurnazca hareket eden bir isim ki o dönem ABD Başkanı Truman'ın özel imzasıyla Horkheimer hem ABD vatandaşlığını alıyor hem de Almanya'ya dönüyor. Böyle de kendisini garantiye almış olan bir insan. Adorno'nun Minima Moralia'da müthiş bir sözü var. Yanlış yaşamda doğru yaşam yoktur. Yani yaşadığımız bu hayat tamamen yanlışlarla doluysa, her şey adaletsiz, her şey eşitsiz, özgürlükler sonuna kadar satılmış, edilmişse benim kişisel olarak yapabileceğim herhangi bir doğru yoktur diyerek Minima Moralia'da kendi yaptıklarını ya meşrulaştırıyor ya da bu şekilde bir anlam çıkarıyor bence. Yani demek istediğim şu, hem kapitalizmi eleştiriyorsun hem mevcut siyasi durumu eleştiriyorsun ama kendi yaptıklarınıza bakın. Yok gideyim Rockefeller'ın çalışmasına katılayım, yok Rockefeller'dan fonlanayım, yok gideyim UNESCO'dan fon almaya çalışayım falan yani. İşte tüm bu nedenlerle birçok Marksist sonradan Frankfurt okulunu acımasızca eleştiriyor, belli ölçüde haklı olarak eleştiriyorlar. Onlara siz Marksizm'den saptınız, gerici oldunuz, siz düzenin bekçisi oldunuz şeklinde oldukça acımasız şekilde eleştiriler yöneltiliyor. Burada bence sorulması gereken en önemli soru şu, evet bu filozoflar, bu düşünürler gittiler ABD devletine hizmet ettiler fakat bu durum onların yazılarını ne yönde etkiledi? Şunu net şekilde söyleyebiliriz ki aydınlanmanın diyalektiği, akıl tutulması, kültür endüstrisi gibi kitaplar olabildiğince otosansüre uğratılmış kitaplardır. Emperyalizm hakkında konuşulmaz, kapitalizmin yarattığı sömürü hakkında konuşulmaz. Marx'ın ifadeleri olabildiğince az kullanılır. Yıllar sonra biliyoruz ki tüm bunlar Horkheimer'ın kurnazlığı nedeniyle kaynaklanmış. Yani enstitü için fon alması amacıyla yapılmış durumlar. Amerika'da yaşıyorsun, oldukça zenginsin, Yahudisin ve komünistsin. Yani sosyalizme aslında içten içe destek veriyorsun ama bu yöndeki düşüncelerini ABD gibi bir devlette açıkça dile getirirsen tamamen hedef haline geleceğin için kendi düşüncelerini olabildiğince otosansüre uğratmalısın. İşte aydınlanmanın diyalektiği ve özellikle akıl tutulması tam da böyle bir tarihsel atmosferin ürünüdürler. Aslında aydınlanmanın diyalektiğini okuduğunuzda 60. 70. sayfadan sonra tamamen mitoloji okumaya başlıyorsunuz ve o mitolojinin anlattığı şey aslında proletarya ve kapitalistler arasındaki savaştır. Ama Adorno ve Horkheimer bunu açıkça dile getirmek yerine çok dolambaçlı bir şekilde ifade etmeyi tercih etmişlerdir. Eğer bunu yapmazlarsa kendilerine kucak açan Amerika'nın kendilerine çok da kucak açmayacağını, sıcak yaklaşmayacağını düşünmektedirler. Çünkü o dönemde ABD'de ciddi anlamda bir Yahudi ve komünizm düşmanlığı bulunmaktaydı. Ki bu durumu zaten Frankfurt Okulu'nun yapmış olduğu önyargı çalışmaları yeterince ortaya koyuyordu. Bununla birlikte o Philosophical Salon'da yayınlanan makalede iddia edildiğinin aksine ben Frankfurt Okulu'nun anti-komünist propagandaya ortak olduğunu düşünmüyorum tam olarak. Aydınlanmanın diyalekti olsun, akıl tutulması gibi yazılar olsun, anti-komünizmle uzaktan yakından bence alakası yok. Hatta o yazılardaki otosansürü kaldırdığınızda tamamen bir kapitalizm eleştirisi bulacağınızı göreceksiniz. Ama şu da bir gerçek, Adorno ve Horkheimer özellikle faşizmden kaçtıktan sonra ABD'de biraz rahat nefes alabilince ABD'nin liberalizminin o kültürel ortamının kendilerine daha iyi geldiklerini düşündüler. Bu da bir gerçek. Yine de ABD'nin o ihtişamlı tüketim toplumundan pek de hoşlanmadılar ki kültür endüstrisi kitabının da ortaya çıkmasının sebeplerinden biri budur. Bu nedenle de ABD'de yaklaşık 10-15 yıl geçirdikten sonra Adorno ve Horkheimer Almanya'ya geri döndüler ve enstitüyü geri yeniden açtılar. Enstitünün açılması için bir imza kampanyası da yürüttüler o dönemde ve bu imza kampanyasına birçok entelektüel isim destek verdi. Bu entelektüel isimlerin birkaçına baktığınızda bazılarını özellikle şaşıracaksınız. Burada Gordon Allport, Raymond Aron, Paul Lazarsfeld, Robert Lean, Paul Tillich ve Talcott Parsons bulunmakta. Enstitü yeniden açılırken yine birçok fon buldular. Fakat burada enteresan bir detay da bulunmakta. 1923'e döndüğümüzde enstitüyü kim açmıştı resmi olarak? Felix Weil. Peki bu sırada Felix Weil nerede? Felix Weil ülkesine dönmek zorunda kalmış ve Arjantin'de enflasyonla boğuşmakta olan ve maddi açıdan enstitüye artık yardım edemeyen bir kişi haline gelmiş durumda bu esnada. 1950'lere geldiğimizde artık enstitü bir bütün olarak hareket edemiyordu. Yani Marcuse, Adorno,
Horkheimer ve Löwenthal, Pollock gibi isimler tam olarak bir arada değildi. Hepsi darma duman olmuşlardı. Yani çeşitli yerlere dağılıp kendi hayatlarına devam etmeye başlamışlardı. Yine Otto Kirchheimer, Witt Vogel, Erik Fromm, Franz Neumann, işte Marcuse, Friedrich Pollock gibi birçok isim sağa sola dağıldılar ve kimse ABD'de kaldı. Kimse Avrupa'nın farklı yerlerine dönüş yaptı. Geriye iki tane temel isim kaldı. Adorno ve Horkheimer. Horkheimer 1950 ve 60 arasında rektörlük yaptı. Bu kısmı tam hatırlayamadım. Bilen varsa yazsın. Hani 1960'tan sonra da Adorno ya rektörlük yapıyor ya da enstitünün başına geçiyor. Bu ikisinden biri. Ama durum genel itibariyle bu şekilde. Geriye Adorno ve Horkheimer enstitünün yönetiminde bulunarak devam ettiler kendi hayatlarına. 1950'ler de aslında onlar için çok böyle hareketli geçti. Horkheimer aslında enstitüde çok fazla bulunamadı. Kendisi aynı zamanda Chicago Üniversitesi'nde misafir bir profesör de olduğu için sıklıkla Amerika'da bulunmak zorunda kaldı. Bu tarihten itibaren işlere çoğunlukla Adorno'ya bakmaya başladı ve artık öğrenciler tamamen Adorno'nun etkisi altına girmeye başladı ve enstitüde Adorno dönemi dediğimiz son dönem başladı ve 1960'lara geldik. 1960'lı yıllarda Adorno negatif diyalektiği ortaya çıkardı. Eğer ölmeseydi estetik teori kitabını da ortaya çıkaracaktı ama bu mümkün olmadı. Yine bu dönem Horkheimer ve Adorno'nun hem popülerliği arttı hem bu popülerliğin artışıyla birlikte kendileri Marksizm açısından çok fazla sorgulandılar. Özellikle Horkheimer'ın o dönem çok fazla şaibeli açıklaması var ki Vietnam Savaşı oldu o dönem biliyorsunuz. Amerika Vietnam'a girdi ve Vietnam'da komünizmi durdurmak istedi ve Horkheimer bunu destekledi. Amerika'nın oraya demokrasi getirmeyeceğini de biliyordu Horkheimer. Fakat Çin'deki komünizmin önlenmesi için Vietnam'a girilmesini olumlu karşıladı ve tamamen real komünizm, real sosyalizm deneyimlerine tamamen karşı olduğunu net bir şekilde göstermiş oldu. Bu dönemler artık Horkheimer'ın tamamen sosyalizme mesafeli olduğu dönemler olarak görülmekte ki kendisi daha çok böyle metafizik düşüncelere yönelmeye başladı. Özellikle 1970'lerden sonra 72'ye kadar, hayatını kaybedene kadar bu şekilde görülmekte. 1960'larda ise diğer bir önemli olay öğrenci eylemleriydi ki bu Almanya için çok da kritik eylemlerdi. 60'lar Almanya için zaten çok hareketliydi. Öğrenci eylemleri ilk kez 68 yılında ortaya çıkmamıştı. 60'lar öğrencilerin radikalliğiyle geçtiği bir dönemdi ki Adorno ve Horkheimer'ın zamanda yazmış olduğu sözler bu eylemler esnasında kullanılıyordu slogan olarak. Yani Adorno ve Horkheimer'ın aydınlanmanın diyalektiği, akıl tutulması, değer yazdığı çalışmalar, ahlak felsefesi gibi kitaplar öğrencilerin eylem yapmasına yol açmıştı. İşin bu kısmı da çok ironiktir. Birçok düşünür Adorno ve Horkheimer'ın Marksizm'den saptığı için suçluyor fakat aynı dönemde öğrenciler Adorno ve Horkheimer'a dayanarak eylem yapmaya başlıyorlar. Frankfurt Okulu'na dair bir sonraki videoda konuşuruz. Frankfurt Okulu düşüncesi eleştirel kuram düşüncesinin merkezinde aslında praksis dediğimiz yani değişim için harekete geçmek dediğimiz şey bulunur ve amaç insanın kendi varoluşunu engelleyen tüm güçlere karşı savaş açmak ve bu savaş için, bu mücadele için gereken bilinçlenmeyi yaratmaktır. Eleştirel kuramın temel amacı budur. İnsanları devrimci bir bilinç kazandırmak ve böylece insanları değişime, harekete geçmeye, devrime yöneltmektir temel amaç eleştirel kuramın. Bu çok fazla bilinmez ama. Benim düşünceme göre, makalemde de yazdım, eleştirel kuram özellikle Adorno, Horkheimer ve Marcuse bunu hiçbir zaman terk etmedi. Ölene kadar eleştirel kuramın bu yönünü sürdürmeye çalıştılar. Her ne kadar ABD'ye hizmet etmiş olsalardı, her ne kadar çeşitli düşünceleri değişmiş olsa da bu böyleydi. Ve 1966-67 yıllarına geldiğimizde olay çok daha kızışmıştı öğrenci eylemleri açısından. Çünkü o dönemde Almanya için bir felaket daha yaşanmaktaydı. Alman Nazi Partisi tekrar iktidara geliyordu. O dönem Alman Nazi Partisi ciddi anlamda güç kazanıyordu ve öğrenciler artık git giderek daha sert eylemleri geçmeye başlamışlardı. Bu özellikle Doğu Almanya'da olmaktaydı. Federal Almanya'da olmaktaydı. Federal Almanya'da o dönem Nazi Partisi yeniden güç kazanmıştı ve birilerinin, özellikle işçilerin, sendikaların ve öğrencilerin bir şeyler yapması gerekiyordu. Çünkü o dönem bir yandan da parlamentoda OHAL ilan edilecekti. OHAL kanunları geçerli olacaktı ki bu da yeni bir diktatörlüğün inşası anlamına gelecekti o dönem için. Tüm bunlardan hareketle işçiler, çeşitli gruplar, öğrenciler harekete geçtiler ve
açık ve net bir şekilde özellikle 68 yazına kadar Adorno ve Horkheimer bu eylemlerin içerisinde gerçekten yer aldı. Özellikle Adorno ve Horkheimer o dönem OHAL ilan edilmesin diye hukuki açıdan ve eylemsel açıdan gerçekten mücadele ettiler. Fakat tüm mücadeleye rağmen OHAL ilan edildi ve OHAL kanunları yürürlüğe konuldu. Artık bu da bardağı taşıran son damlaydı gerçekten ve o dönem birçok öğrenci tamamen şiddetli eylemlere yöneldiler. Üniversiteyi taşlamak, üniversiteyi darmaduman etmek, silahlı eylemlere girişmek gibi artık daha böyle aşırılıkçı eylemler ön plana çıkınca Adorno ve Horkheimer geri çekildiler. Başta öğrenci eylemlerine destek veren Adorno ve Horkheimer tamamen artık öğrenci eylemlerine karşı duruma geldiler ve öğrenci eylemlerine yönelik muhalefetini açıktan ilan etmiş oldular. Ki Adorno'nun bu dönem söylediği çok ciddi bir söz de bulunmaktadır, size aktarayım. Olağanüstü hal yasalarına karşı eylemlere katılmıştım ve ceza hukuku reformu alanında elimden geleni yaptım. Ne var ki bir şey yapmakla üniversite bahçesinde yarı delirmiş halde sağa sola taş atmak arasında katı bir fark bulunmaktadır. Marcuse genelde ABD'de özellikle öğrenci eylemlerinin öncüsü olarak kabul edilmekle birlikte bu tür eylemleri Adorno, Horkheimer, Marcuse'de teşvik etmemiştir, kabul etmemiştir, desteklememiştir hiçbir zaman. Yani sağa sola delirmiş halde saldırmanın, bu tür saldırgan içerikli eylemleri kendileri desteklememiştir. Çünkü bunu yapmanın o dönemki atmosfere, faşizme destek vereceğini açıkça görmüşlerdir. Ama Marcuse bir şekilde öğrencilerden yana da olmayı tercih etmiştir. Marcuse en azından öğrencilere oturup neler yapılabileceği konusunda bir şeyler söylenebileceğini düşünmüştür. Sonradan o dönemde Adorno ile mektuplaştıkça Adorno da bu kanıya varmıştır. Hatta Adorno bir araya gelmeyi teklif etmiştir. Adorno, Horkheimer, Marcuse tekrar buluşsun şeklinde bir teklif de sunmuştur. Marcuse de bunu kabul etmiştir ki bu buluşmayla birlikte öğrenciler hakkında ne tür şeyler yapabiliriz, öğrencileri nasıl yönlendirebiliriz diye konuşacaklardı. Bu artık 69 yazının sonlarına doğru gerçekleşmişti. Her ne kadar aralarına mesafe girmiş olsa da Adorno, Horkheimer, Marcuse yazın sonunda buluşacaklardı ki Adorno hayatını kaybetti. Adorno, Horkheimer, Marcuse gerçekten praksis için bir araya gelmeye niyetlenmişlerdi. Bunu gerçekten yapacaklardı, öğrencilere de yön vereceklerdi gerçekten ama işte ne var ki Adorno'nun ölümü buna müsaade etmedi. Ve böylelikle Frankfurt Okulu'nda bir dönem tamamen sona erdi. 1969 Adorno'nun ölümüyle birlikte eleştirel kuramın Frankfurt Okulu'nun İlk dönemi kapanmış oldu. Bundan sonraki dönemler Adorno ve Horkheimer'ın öğrencisi olan Habermas ile devam etti bir dönem. Sonra o da farklı yerlere evrildi düşünce açısından. Sonraki dönemlerde Klaus Hofi biraz öne çıktı. Şimdilerde ise Axel Honneth ön planda. Yine ismi tam nasıl okunuyor bilmiyorum. Yagi şu an ön planlarda. Nancy Fraser ve Seyla Benhabib ön planda diyebiliriz. Frankfurt Okulu açısından daha birkaç tane daha isim var ama temel olarak durum bu şekilde. Evet, düşünce tarihinde önemli bir yere sahip olmayı başaran Frankfurt Okulu'nun genel bir tarihini, ilk döneminin tarihini sizlere aktarmaya çalıştım. Elbette eksiklerim vardır. Dilim sürüşmüş de olabilir. Kusura bakmayın. Hatam varsa affola diyorum. Şu an neredeyse 5 saat olmak üzere gerçekten büyük bir emek var bu videoda. Lütfen beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Umarım ki beğenmişsinizdir. Frankfurt Okulu'nun bir yazarı olarak sizlere Frankfurt Okulu'nun ilk döneminin tarihini anlatmaya çalıştım. Ben Berkay Görkem Coşkun. Bu bir sosyoloji kanalı. Eğer siz de sosyolojiye ilgiliyseniz abone olmayı ve aboneyseniz de lütfen zili açmayı unutmayın ki video yayınladığımda haberdar olasınız. Videonun bu noktasına kadar geldiyseniz emeklerinize sağlık, zihninize sağlık. Gerçekten büyük bir çaba. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakınız. Sosyolojiyle kalmayı unutmayınız ve hoşça kalın.